Merhaba sevgili koçlar. 12-19 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta Dolunay haftası. Hafta içerisinde 16 Ocak'ta Yengeç Burcu'nun 25 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay öncesinde gökyüzünün seyrini incelediğimizde hafta başında Merkür'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Merkür 11 Ocak'ta Kova Burcu'na geçiş yaptı ve ay sonuna kadar Kova Burcu'nda olacak. Sevgili koçlar, bu da sizin özellikle iletişim hayatınızı ve sosyal yaşamınızı canlandırabilir. Arkadaşlarınıza daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. İş veya özel amaçlı geziler, seyahatler gündeme gelebilir bu süre içerisinde. Sizi destekleyen bir konumda olacak Merkür. Hafta başında 12 Ocak ve 13 Ocak'ta Ay İkizler Burcu'nda ilerliyor. Yine sizin için hareketli ve iletişimin bol olduğu iki günü işaret ediyor. Özellikle 12 Ocak'ta kısa seyahatler, geziler, yakın çevrenizle ilişkiler, kardeşlerinizle, komşularınızla bir araya gelip yapacağınız uzun sohbetler gündemde olabilir. İşinizin tanıtımı, reklam, pazarlama ve ticari faaliyetler için de Ay İkizler Burcu'ndayken daha verimli çalışmalar yapabilirsiniz. 14 Ocak'tan itibaren Ay Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak ve biraz daha duygusallık, aileniz, kendinize ait değerler, eviniz, güvenliğiniz gibi konular öne çıkmaya başlayabilir. Ay Yengeç Burcu'nda büyüyen ay fazında Dolunay'a doğru ilerliyor. 14, 15 ve 16 Ocak sabah saatlerinde Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Bu süreç içerisinde duygusal olarak daha hassas ve kırılgan hissedebilirsiniz kendinizi. Evinize ve ailenize yönelik temalar hayatınızda biraz daha ön plana çıkabilir sevgili koçlar. Dolunay sabah 16 Ocak'ta sabah 6.53'te meydana gelecek. 25 derece Yengeç Burcu'nda. Yengeç Burcu Dolunayları her zaman ay yönettiği için Yengeç Burcu'nu bizi çok daha fazla etkileyen, daha hassas ve kırılgan olduğumuz, duygularımızın daha fazla yoğunlaştığı ya da duygusal bağlılığımız olan kişilerle ilgili temaların hayatımızda biraz daha öne çıktığı dönemlerdir. Siz de bu Dolunay zamanında aileniz, ebeveynleriniz veya annenizle ilgili bazı konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine evinizle ilgili, yaşadığınız yerle ilgili bir süredir uğraştığınız işler varsa bunlarla ilgili sonuçlanmalar da meydana gelebilir. Evin alımı, satımı, kiralanması, taşınması, ev içerisinde yapabileceğiniz bir tamirat gibi veya dekorasyon değişikliği gibi konular bu dolunayla beraber daha fazla netleşebilir. Ancak Venüs'ün retro olması, Mars'la etkileşimi zaman zaman ilişkiler konusunda dikkat etmenizi gerektiriyor. Özellikle aile büyükleri, ailenizdeki yaşlı ve olgun kişiler, üstleriniz, otorite kavramları ile ilgili temalarda biraz daha dikkatli ve özenli olmanız gerekiyor. Bu kavramlarla ilgili konular da bu dolunayla beraber gündeminizde biraz daha fazla yer alabilir sevgili yengeçler. Dolunayın ardından 16 Ocak öğleden sonra Ay Aslan Burcu'na geçecek ve hafta sonunda da Cuma ve Cumartesi günleri de Ay Aslan Burcu'nda olacak. Biraz daha dışa dönük enerjiler etkili olacak. Daha fazla sosyalleşebilirsiniz, çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hoşlandığınız, sevdiğiniz faaliyetlerle, hobilerle ilgilenebilirsiniz hafta sonuna doğru. Evet sevgili koçlar, haftanın genel etkileri böyle. Daha ayrıntılı bilgiler almak için günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.